Merhabalar değerli dostlar. Uzun zaman oldu sizin karşınıza çıkmayalı. Yaz sezonu bizler için çok hareketli geçti. Kütahya bayağı yordu bizi. Ama sosyal medya hesaplarımdan gelen mesajlarınızın büyük bir çoğunluğuna cevap vermeye çalıştım. O mesajları böyle kısaca videoda da cevaplayalım ki mesajlarına cevap veremediğim ya da mesaj sormaya çekinen arkadaşlarımızın bilgileri olsun. Şimdi biz bu videolar karşısında YDS sınavı, YÖK Dil ve LYS 5 adı altındaki sınavlara yönelik videolar çekiyoruz. Bu videolar İngilizcenin en temelinden alınıp en üst düzeyine kadar kolaydan zora doğru anlatımı içeren videolar. Ortalama 70 tane konu anlatım videosu çektik. Ve İngilizcenin tüm gramer konularının konu anlatımını bitirdik. Bu 70 tane videodaki konu anlatımları tamdır. Bunlar 2017 yılında çekildiği için 2018'de tekrar aynılarının çekilmesine gerek yoktur. Sadece videoları ben baştan izlediğimde eklenti yapacağım birkaç nokta var. O noktaları düzeltme adı altında tekrar çekeceğim. Bu videolarda konu anlatımları bittikten sonra çok fazla örnek soru çözemedik. Bu zamandan itibaren videolarımız daha çok soru çözümlemesi üzerine ve soruları çözerken neler yapmanız gerektiği üzerine olacak. Yani daha çok soru çözeceğiz, daha çok kelime çalışması ve paragraf okuma çalışmaları yapacağız. İngilizce'de YDS, YÖK Dil ve LYS 5'e hazırlanan tüm arkadaşlarımız bu videoları izleyebilir. Yani videolar YDS için değil, videolar hem YDS hem YÖK Dil hem de LYS için izlenebilir değerli arkadaşlar. Videoları izlerken kelime ezberi yapmayı hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Aynı zamanda da siz basit temel konuları videolarını izledikten sonraki süreçte soru çözerek pekiştirmek zorundasınız. Eğer soru çözmezseniz eksik ve yarım kalırsınız değerli arkadaşlar. Bir diğer söyleyeceğim şey, şu anda bizim YDS, YÖK Dil, LYS 5 adı altında yazdığımız 3 kitabımız mevcut. Bu kitaplardan biri videolarla tamamen paralel giden ve gramer eksiğinizi kapatmanız için hazırladığımız 2208 soruluk gramer soru bankası. Bir diğeri ise kelime ve okuduğunuzu anlamanız için içinde Türkçe çevirileri olan, sonra içinde karışık gramer soruları olan, kelime alıştırmaları olan, İngilizceden İngilizceye, Türkçeden İngilizceye, diyalog, paragraf tamamlama, paragraftan atma, İngilizceden İngilizce dediğimiz restatement soruları, close testleri içeren Overdose Reading Vocabulary Skills kitabımız var. Toplam 1000 sayfaya yakın, 795-800 sayfalık bir kitabımız. O kitabımızı alabilirsiniz. Onun dışında video ders notu hazırlıyorum. Fakat hazırladığım video ders notu videolardan daha kapsamlı ve soru bankası şeklinde olacak. Bu sebepten dolayı biraz zaman alıyor. Hazırladığım biten dizgiye girmek üzere olan vocabulary kitabımız var. Bu vocabulary kitabımızda sadece kelime üzerine sizi ezberletmeden alıştırmalarla öğretmeye yönelik değerli arkadaşlar. En son 82. videoda cümleden atma soruları, yani irrelevant sentence dediğimiz soruların nasıl çözülmesiyle ilgili video çekmişiz. Sonrasında örnek soru çözmemişiz. Bugünkü videomuzda yine Overdose Skills kitabımızın
cümleler atma sorularının 5. testini çözeceğiz hep beraber. Çözerken de size taktiksel yaklaşımlar ne yapacağız? Vermeye çalışacağız. Onun dışında sizlerden istediğim konular bitti. Grammar'dan pekiştirdiniz. Kelime ezberlemeye devam ettiniz. Grammar Overdose Skills kitabımızla okuma yaptınız, kelime çalıştınız, soru tiplerini çalıştınız. Çalışmalarınız bitti. Videolar bitti. Sizlerden isteğim artık süreli deneme çözmedir. Ve okuma yapmadır ve kelime çalışmaktır. Kelime nasıl çalışılır? Kelime de başlangıçta ezber yapıp tombalayla örnek cümle yazarak ezberleyin. Ama bir süre sonra fark edeceksiniz ki soru çözdükçe ve aynı kelimeyi birden fazla yerde gördükçe o kelimeler artık sizin bilinçaltınızdan sizin olmuşlar. Bu sebepten dolayı kelime ezberiyle ilgili size en büyük tavsiyem bol soru çözmek. Videolarımızın devamına eklenecek çekeceğimiz videolar daha kapsamlı, daha geniş olacak ve size birkaç konu anlatımı daha yapacağız. Ama bugün 83. video olarak irrelevant sentence'larla ilgili anlattığımız konu anlatımını pekiştireceğiz. Kitaplarınızdan 5. test açıp beni takip edebilirsiniz. 1. soruyla başlıyorum. Evet değerli arkadaşlar. Bu tür sorularda her zaman sizlere şunu söylemiştim. Önce 2'den okumaya başlayacaksınız. It is affected mostly by altitude demiş. Şimdi it dediğimiz şey yani ne etkileniyor onu ilk cümlede görmek zorundasınız. Bakalım. Switzerland'da as the climate varies, iklim değiştikçe, buradaki as'in anlamı dıkça dikçe. So does the original vegetation. İklim değiştikçe ne de değişirmiş, orijinal bitki örtüsü de değişirmiş. It is affected mostly by altitude. Yükseklik tarafından etkilenir. Yükseklik tarafından eklenen şey iklim de olabilir, orijinal vegetation da olabilir. O yüzden 1 ve 2 birbiriyle uyumlu iki konudan bahsetmekte eleyemiyoruz. 1 ve 2 uyumluysa 4'ü okuyoruz demiştik. Okuyorum 4'ü. Furthermore, dahası hayati doğu batı ana yolları, yol, highways, otobana geçti. Şimdi konu değişti. İklim, yükseklik, doğal örtü ve konu nereye geldi birden? Otobana geldi. Evet, 4'te sıkıntı var. Bir de 3'e bakalım. The cities and evergreen trees. Ağaçlardan bahsediyor. 5'e bakalım. Above level mountain meadows and tundra demiş. Evet arkadaşlar, 4 elenir. Neden? Çünkü 1, 2, 3 ve 5 yeşillik, ağaç, iklim örtüsüden bahsederken 4 yani Denizli otobandan, yoldan bahsedip konu dışına çıkmış. Doğru cevap Denizli'dir. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bakalım ikinci soru bize neyi soruyor? Evet, bakalım. Şimdi 2'den başlıyorum. By that time. Bu zaman itibariyle GFN format was moving away from alternative as a university radio stations took over the genre. Bu zaman itibariyle GFN'ye diye bir format varmış. Bu format da was moving away from alternative as a university radio stations. Üniversite radyo istasyonu olarak bir alternatif şeklinde türü ele geçirmiş. Peki
Biri okuyorum. Bir bağlantı var mı? Alternatif rock ve alternatif müzik were coined in the early 1980s. 1980'lerde ortaya çıkmış. To describe, tarif etmek için neyi? Punk rock inspired music genres, which didn't fit into the mainstream genres of the time. Ve punk rock'tan esinlenmiş müzik türünü tarif etmek için ortaya çıkmış. Bu ortaya çıkan müzik türü de ne yapmamış? O zamanın akıcı türüne ne yapmamış? Bir uyum sağlamamış. Bu zaman itibariyle CFN'ye format demiş. Evet arkadaşlar, 1 ve 2 uyumsuz. Neden uyumsuz? Bir de biz alternatif rock ya da alternatif müzik konusundan bahsederken, ikide biz CFNS adı altında yeni bir oluşumdan bahsediyoruz. Yani 1 ve 2 uyumlu değil. 1 ve 2 uyumlu değilse 3'ü okuyacağız. 3'e göre 1 ya da 2 yanlıştır diyeceğiz. Okuyoruz. At times, o zamanlarda yani 1980'lerde it was used, o kullanılırdı, as a catch-all phrase for rock music from underground artists in the 1980s and rock music in general in the 1980s and 2000s. O zamanlarda bu alternatif rock, alternatif müzikten esinlenen rock inspired müzik türü 1980 artistlerinde ve 1990-2000'lerde kullanılmış rock müzik olarak. Evet, gördüğünüz üzere 1 ile 3 bağlantılı. 2'deki CFNY formatının radyo istasyonlarının yerini almasından bahseden bir bilgi yok. Yani 1 ve 3 müziğin kendisiyle alakalıyken 2 radyo istasyonlarının yerine geçen bir formattan bahsediyor. Yani konumuz 2 ile değişiyor, 3 ile tekrar 1'e dönüyor. Bu sebepten dolayı 2 yanlıştır değerli dostlar. Şimdi geldik 3. sorumuza. Bakalım 3. sorumuz bize neyi veriyor? Bizden neyi alacak ya da bize neyi verecek? Bakalım. Evet. Şimdi 2'den başlıyoruz. Asya dünyanın en eski uluslarının ve en temel dinlerin ortaya çıkış yeriydi. Asya en eski toplumların ve dinlerin ortaya çıkış yeriydi demiş 2'de. 1'e geçiyorum. Güney Asya, Hindistan'ı, Pakistan'ı, Bangladeş'i, Afganistan'ı, Lanka'yı, Maldivleri ve küçük Himalayan ülkelerini, Nepal ve Buda'nı içerirmiş. Şimdi 1 ve 2'de sıkıntı var. Nedir 1 ve 2'deki sıkıntı? 1'de biz South'dan, yani South Asya'dan, 2'de sadece Asya'dan bahsediyoruz. Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı, biz birinci de present zaman, geniş zaman kullanıyoruz. İkinci de geçmiş zaman. Yani 1 ve 2 uyumsuz. 1 ve 2 uyumsuz olduğunda 3'e başvurmamız gerekiyor. Bakıyorum, it was the site, was diye devam ettiği için, present zamanı ele almadığı için doğru cevabımız, yani elenecek şıkkımız, birinci şık A şıkkıdır, tense uyuşmazlığı var ve was'la devam ettiği için biz South'dan değil de sadece Asya'dan bahsettiğini anlıyoruz değerli arkadaşlar. Bu yüzden birinciyi eleyebilirsiniz. Şimdi geldik 4. sorumuza. Bakalım 4. soru bize neyi vermiş? Bakalım. Assyria began başladı. Bir şehir merkezli Tigris Nehri üzerinde Asur kasabasının üzerinde şehir merkezi olarak dönemine başlamış. Burada neden bahsediyoruz?
bir ülkeden bahsediyoruz. 2'den başlamamız gerekiyordu. Ben hızlı okudum, 1'den okudum. Şimdi 2'ye bakalım. O yönetildi yabancı ordular tarafından. Yabancı ordular tarafından yönetilen kim? Asraya. Çok güzel. Ters de uyuyor. Burada ne diyebiliriz? 1 ve 2 uyumlu diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım ne diyor? O yabancı imparatorluklar tarafından tamamen bağımsızlığını 1300'lerin ortasına alıncaya kadar yönetildi. 1, 2 uyumluysa 4'ü okuyacağız. En güçlü krallar o zaman da Tukulti-Ninurta'yı bilmiş. Bu da ne yapmış? Babilon'u ele almış ve açıkça tüm Mezopotamya'yı kendi hakimiyetine almış. Ve Tiglat-Pileser'i hakimiyetini altına almış. Şimdi 1 ve 2'ye baktığımızda 4 uyumsuz gibi duruyor. O zaman bir 3'ü okuyalım. Diyor ki The Assyrian Kings, kralları ne yapmışlar? Onların bölgelerini genişletmeye başlamışlar ve çevresindeki alanları kolonileştirmişler. Bunların da en güçlüsü olan kimmiş? Tukulti-Ninurta denilen kişinin ne yaptığından bahsetmiş. 1-2 birbiriyle bağlantılı, 4-3 birbiriyle bağlantılı. O zaman arkadaşlar 5 yanlış diyeceğiz. Ama 5'e de bakalım. Asra eski bir krallıyettir. Located in, yer almıştır şu anda Kuzey Irak'ta. Bakın 5 de evet. Doğru. Asra ile bilgi veriyor. Ama bu 5 birinci cümlede olsa ya da bu 5 ikinci cümlede olsa doğru cevaptır. Eleyemezsin. Ama sen açılış konuşmasını en sona koyarsan kronolojik hata yapmış olursun. İşte burada 5'in elenmesinin sebebi konu uyumsuzluğu değil, kronolojik hata. Yani bu bilginin 1 ve 2. cümle bilgisi olması. Kapanışı bu şekilde yapamazsınız. Fark ettiyseniz 1 ve 2'nin uyumlu olduğuna karar verdikten sonra 4'ü okudum ve 4 dedim uyumsuz. Bakalım 3'e. 3'e bakınca 3 ile 4'ün uyumlu olduğunu anladım. Sonra 5'i okuduk ve 5'in yanlış olduğuna karar verdik değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 5. sorumuza. Bakalım 5. soru bize ne veriyor? 2'den başlayalım. Teknolojik gelişmeler ve yenilikler, icatlar 100 yıl sonrasında prepared the way, yolu hazırlamış. Peki. Yolu hazırlamış. Peki. Bakalım. Korumacılık, koruma ortaya çıktı. Bir organize olmuş hareket olarak during the last years, 19. yüzyılın son yıllarında ortaya çıkmış koruma. Peki, teknolojik gelişmeler ve icatlar 100 yıl içerisinde yapılan yolu hazırlamış. 1 ile 2'nin çok bağlantılı olduğunu söyleyemeyiz. Ama bir bağlantı var. 4'e geçtik. Ancak dört çocuklar soil'den bahsetmiş, is kullanmış, 1 ve 2 past zamandı, 4 present. 4 de yanlış olabilir, 3'e bir bakalım. They brought, onlar getirdi, increased knowledge. Onlar dediği teknolojik gelişmeler ve yenilikler getirdi. Artmış, çoğalmış bilgi ve güç. Kime? İnsanlığa. Kim getirdi bunu? Teknolojik gelişmeler. Ve vahşi yaşam ve kara üzerinde dramatik etkilere de sahipti. Şimdi 1 ve 2'yi okuduğumuzda birbiriyle bağlantılı değil demiştik. Evet. Sonra 4'ü okuduk, toprak çıktı. 3'ü okuyunca dedik ki 2 ve 3 birbirine bağlı. Sonra son cümlemizi okuyoruz. In the new world, yeni dünya özellikle böyle etkiler açıktı. Şimdi şu effects nereden geliyor?
dramatik efektten. Saç böyle şöyle demek. Yani 5'te bağlandı. Şimdi ya 1 yanlış ya 4 yanlış. Bu bahsedilen şeyler, koruma organizasyonları diye bahsedilen şey, evet çok konuyla uyumlu olmayabilir fakat 4'teki toprak neden ortaya çıktı? Bir de tens uyuşmazlığı olduğu için bu soruda D şıkkını işaretliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 6. sorumuza. Bakalım 6. soru bizden neyi veriyor, neyi istiyor? Bakalım. Şimdi diyor ki 6. soru. In places, yerlerde. Hangi yerlerde? Suyun bol olduğu yerlerde. The supply, istek hala has suffered from overuse. Aşırı kullanımdan dolayı sıkıntı yaşıyor. Yani suyun bol olduğu yerlerde çok isteniyormuş. Ne? Su kullanımı çok isteniyormuş. Peki, sudan bahsediyor. 2. Toprak kaybı suyla yakından alakalıdır. Şimdi konu değişti aslına bakarsanız. Ne diye değişti konu? Suyun bol olduğu yerlerde talep aşırı kullanımdan dolayı yine sıkıntı yaşıyormuş. 2. Toprak erozyonundan bahsediyor. Yani 1 ile 2 birbiriyle tam alakalı değil. 1 ile 2 tam alakalı olmadığına göre 4'e iniyoruz. 4. Bakalım nerede? Rainwater, yağmur suları runs off the surface rather than soaks into the ground, causing floods that carry away topsoil and pollute rivers and lakes, demiş. Diyor ki 4'te de, yağmur suları suyun altına doğru gitmez. Onlar yerin üzerinde kalır ve bunlar sele sebep olur. Bu sel de toprakları dağıtır ve nehirlerin ve göllerin kirlenmesine sebep olur. Peki. 3. Toprak ağaçlar tarafından ve diğer bitki örtüsünden desteklenmediğinde yok olur. Peki. 5. Çoğu yağmur suları yüzeyde kalır. There is no way to replenish the underground water supply and eventually water shortage occur. Ve sular yere inmez. Sonunda da su kıtlığı meydana gelir. Şimdi değerli arkadaşlar, burada paralel gidersek biz yağmur sularıyla konuşup 4 ile 5'i birbirine bağlayabiliriz. Deriz ki 4 ile 5 yağmur sularıyla alakalı ve su kıtlığından bahsediyor. Döndüğümüzde toprağın ağaçlar ve diğer bitki örtüsüyle desteklenmediğinde yok olmasından bahsediyor. 3, 2 de toprak kaybından bahsediyor. 2 ve 3 de toprak kaybından bahsettiği için birbiriyle eşleştiriyoruz. Ama 1, bol olan yerlerde, suyun bol olduğu yerlerde su sıkıntı yaşaması tek başına kalmış. Yani paragrafın devamında suyun bol olduğu yerlerde su sıkıntı yaşaması ile ilgili bir daha bir konu açılmamış. Bu sebepten dolayı 1, yalnız kaldı ve eğlendi. 6'nın doğru cevabı A şıkkıdır. Şimdi 7. soruya geldik değerli arkadaşlar. Bakalım 7. soru ne diyor? 2'den başlıyoruz. Bu tarihi operasyon. Bu ne demek? Yukarıda bir operasyon olması lazım. Aralık 3 1967'de gerçekleşmiş. Yukarıda bir operasyon var mı bakalım. Christian Barnard denilen kişi Güney Afrika doktoruymuş ve ilk insan naklini yapan kişiymiş. Ve bu operasyonda bu tarihte yer almış. Evet, şöyle diyoruz. 1 ve 2 kesinlikle birbiriyle uyumlu. 1 ve 2 birbiriyle kesinlikle uyumlu olduğunda 4'ü okuyorduk. 4'e gelelim şimdi. Onun yazıları aynı zamanda otobiyografi içerir. Şimdi 1, 2 ve 4. Baktığımızda şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık.
Bir de kalp ameliyatı, iki de kalp ameliyatının ne zaman yapıldığıyla alakalı, dört de onun yazıları demiş. Yani adamın yazarlık kimliğinden bahsetmiş. Peki, yazıyla alakalı bir şey var mı? Barnett sağlıklı kalbi genç çocuğa aktardığında, Hu Hedbin ölümcül olarak otomobil kazasında yaralanan onun kalbini buraya vermiş. Nakilden bahsediyor. Kalp naklinden bahsediyor. 5. Bu kişi 18 gün yaşamış. Taşınan kalple hiç adamın yazılarına girmemiş. Şu yazılar konusu fazlalık. O yüzden 7. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır değerli dostlar. Şimdi gelelim 8. sorumuza. Bakalım 8. sorumuz bize neyi soruyor? 2'den başlıyoruz. Ancak practical yani kullanılan submarine craft denizaltı aracı didn't become a reality. Gerçekleşmedi 1800'lerin sonuna doğru. Tamam. 1. Binlerce yıldır insanlar araçlarla deneyim yaşadılar ve onları okyanusa indirdiler. Ancak bu pratik submarine kullanımı 1800'lere kadar gelmemiş. Evet, 1 ve 2 deniz üzerindeki araçlardan bahsettiği için birbiriyle uyumlu olabilir. 1-2 uyumlu olduğuna 4'ü okuyoruz. Bugün yüksek donatılmış deniz atları, nükleer misilleri taşıyan en önemli askeri silahlardır. Hem Amerika'da hem Rusya'da. Şimdi bunlarla ilgili günümüze geçmiş 4 çok uyumlu değil. Bakalım. Bu zamandan sonra hangi zamandan sonra 1800'lerden sonra evet uyumlu submarine design yani denizaltı dizaynı ve sualtı teknolojisi hızlıca gelişmiş. Evet 1800'lerden sonra bu teknoloji gelişmiş diyor. Burada şunu görüyoruz o zaman biz 3 ve 4 uyumlu olabilir. Neden 3 ve 4 uyumlu olabilir? Aslına baktığımızda 1 ve 2 birbiriyle uyumlu. 4 okuduğumda 4 uyumsuz arkadaşlar demiştim. Ama 3'e geldiğimde bu zamandan beri teknoloji gelişti deyip bugün de yüksek denizaltıları nükleer silahları taşıyor demesi uyumlu geldi bana. 5'e bakalım. Taşımacılık su üzerinde. Şimdi ilk defa su üzerindeki taşımacılıktan bahsediyoruz. Evet, suyla alakalı doğru. Denizle alakalı doğru. Ama bu araçların yapımıyla alakalı değil bu. Bu taşımacılık diye bahsettiği insan taşıması ya da yük taşıması ile alakalı. Yani konu değişiyor. 1 ve 2 uyumlu, 3 ve 4 uyumlu, 5 dışarıda arkadaşlar. İşte değerli dostlarım. Size 82. videoda anlatmış olduğum bu soruları çözerken takip etmeniz gereken önemli noktaların ne olduğunun altını çize çize anlatmıştım. Demiştim ki 1-2 uyumlu olabilir, 3-4 uyumlu olabilir, 5 dışta kalır. Hepsi uyumlu olabilir ama kronolojik hata vardır. Hepsi uyumlu olabilir ama tens uyuşması vardır. Hepsi uyumlu olabilir ama bir kere bahsetmiştir, bir daha da o konuya girmemiştir. Bağlaç sıkıntıdır vesaire. Yani okurken benim size anlattığım yöntemden yani 2-1 buna göre de hareketlenirseniz bağlantıları kura kura bilmece gibi bu soruları çözer, yanlış yapmazsınız arkadaşlar. Şimdi geldik 9. sorumuza. Bakalım 9. sorumuz neyi soruyor, biz ona ne cevap vereceğiz? Bakalım. Şimdi geldik 9. soruya. Bakalım ne diyor? 2'den başlıyoruz. O hatırlanıyor onun katkısıyla. Neye? Şeker, diyabeti kontrole. Ciddi bir hastalık. Vesaire vesaire vesaire. Ve bu hastalık aşırı derecede too little insulin. Aşırı derecede az insülin üretiyormuş midede. Peki bir adam verecek bize üst tarafta ve bu adam bir buluş yapmış. Frederick Grant Banting Kanadalı bir doktor ve bilim adamı bu tarihte doğmuş, burada doğmuş. Tamam. Bu adam böyle hatırlanıyor.
1 ve 2 olabilir. Niye? Çünkü adam hakkında bir bilgi vermiş, adamın bulduğu bir buluştan bahsetmiş. Tamamen doğru gidiyoruz. 1 ve 2 bağlantılıysa 4'e geçeceğiz. Geldik. 1923 yılında Bunting ve McCullough ödül almışlar, Nobel ödülü. Onlar Best ve Colleppi paylaşmışlar. Şimdi burada bir sıkıntı var. Niye burada bir sıkıntı var arkadaşım? McCullough kim ya? Şu kim? Şu McCullough kim? Bu kim? Bu kim ya? Bu kim? Bu kim? Buna bakacağız, tamam mı? Neyse, 4 bence uyumsuz ama devam edelim. 3. İnsülin kimyasal bir vücudun ihtiyacıdır. Şekeri depolar ve kullanmak için insüline ihtiyaç duyarmışız. Burada insülinden bahsettiği için 1 ve 2, 3 kalsın. Şimdi eleyemedim 4'ü ama 5'te de şu adamdan bahsetmezse, insülin ve diyabetten bahsederse 4 gider. İndim aşağıya. Bilim adamları biliyor ki insülin, sağlıklı bir hayvandan gelen insülin hastalara, hayvan insan hastalarına yardımcı olabilir. Tamam. Ama hiç kimse Frederick Banting bunu nasıl elde ettiğini bilmez. O zaman biz şu McCullough denilen adamla ilgili devamında hiçbir şey bilmediğimiz için 4 elenir değerli dostlar. Şimdi geldik 10. sorumuza. Bakalım 10. sorumuz bize neyi vermiş? Devam ediyoruz. Achilles 2'den başlayalım. Hector en cesur ve King Priam of Troy'un en noble oğludur demiş. Kimden bahsediyor? Hector'dan bahsediyor. Peki, devam ediyorum. Achilles en büyük Yunan savaşçısıdır. Troy'da savaşmıştır. 1 ve 2 uyumsuz. Achilles mi yoksa Hector mu? İkisi de olmaz. Biz buradan neye göre karar vereceğiz şimdi? 3'e göre karar vereceğiz. 3'e göre karar vereceğiz. Geldim şimdi 3'e. Bir efsaneye göre Achilles bebekken onun annesi onu Styx nehrine gömdü. Ne yapmak için? Onun vücudunu yaralardan korumak için. Biz Achilles'dan bahsediyoruz. Hector'la ilgili bir bilgi olmadığı için bu soruda Hector eleniyor değerli arkadaşlar. Çünkü paragraf Hector'la ilgili bir daha hiçbir şeye değinmemiş. İşte değerli dostlar, bu şekilde benim size gösterdiğim anlamda çözdüğünüzde bu soruların ne kadar kolay sorular olduğunu siz de umarım fark ediyorsunuzdur. 2'yi okuyorum bu soruda da. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bir umut varmış dünya genelinde silahsızlaşma adına. Peki, 1. Silahsızlaşmaya doğru çabalar 1900'lerde büyümüş. Peki, silahsızlaştırmadan bahsediyoruz. 1 ile 2 paralel olabilir. Anlaştık. Olabilir. İn 1919. 1919 yılında bu Versailles Anlaşması imzalandı. Savaş sona erdiğinde. Anlaşma Almanların silahsızlaştırmalarını gerektirmiş. Ne olsun diye, Sovyetsin diye, diğer uluslar dünyadaki de silahlansın diye. Ama Almanya tekrar silahlaşmış. Adolf Hitler 1930'larda göreve geldiğinde. Şimdi bu soruya baktığımızda baştan bir yol çizersek kendimize neler söyleyebilirim size? Şimdi silahsızlaşmaya karşı mücadele 1900'lerde büyüdü. Çok güzel. 1900'lerde büyüyen bir mücadeleden sonra 1. Dünya Savaşı'nda da böyle bir umut ortaya çıkmış. 1 ve 2 kesinlikle bağlantılı. 1919 yılında bir anlaşma imzalanmış silahsızlaştırmayla ilgili.
Şu the treaty diye devam eden şey 3'teki treat of versalis'e atıfta bulunduğu için 3 ve 4 de bağlantılı. Ama başa geldiğimizde nükleer silahlara geçtiği için, yani silahsızlaştırmadan başka nükleer silah konusuna girdiği için ve yeni bir konu ortaya çıktığı için ve ilk plan diye bahsettiği için hiçbir paragrafta ilk plan 5. sırada olmaz. Çünkü paragrafın mantığına terstir. Paragrafların kapanış cümleleri asla ve asla değerli arkadaşlar 5'te yer almaz. Bu sebepten dolayı 5 güm güm diyoruz ve 5'i eliyoruz. Şimdi geldik 12. soruya. Bakalım 12. soru bize ne güzellikler sunacak. Long ago, 2'den başlıyorum okumaya, dikkat et. Uzun zaman önce Orta Doğulular haritalar çizdiler. Ne üzerine? Clay tablet, kilden tabletler üzerine ve yönlendirdiler yolcuları demiş. Tamam. 1. Haritalar have taken different forms. Farklı formlar almıştır, şekiller almıştır. Tarih boyunca demiş. Ve bir harita şekli söylemiş. Ne bu? Clay. Yani haritanın şekil farkı. Kil tabletlere yazılmış. 1 ve 2 uyumlu. Çünkü different forms deyip clay'den bahsediyor. 1-2 uyumluysa 4. Harita kullanabilmek için sen haritayı nasıl okuyacağını bilmen gerekiyor. 4'te konu değişti. Neden konu değişti? Çünkü farklı tür haritalardan bahsederken 4'te haritayı nasıl kullanacağından bahsediyor. Yani konu tamamen değişti 4'te. Bence 4 yanlış ama 3'e bakalım. Bu Polinesyalılar ilk denize çıktıklarında Pasifik Okyanusu'na harita kullanmışlar. Bu haritada palm fiber'dan oluşmuş. Bakın harita türlerinden bahsetmeye başlamış. Daha sonra haritalar sheepskin, yani koyun derilerine yazılmış. Harita türlerinden bahsederken haritayı nasıl kullanacağımızla ilgili verilen bilgi fazlalık olmuş. Bu soruda da D şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıkmıştır değerli arkadaşlar. Şimdi geldik. En son kaçı çözmüştük? 12'yi çözmüştük. Şimdi geldik 13'e. Bakalım 13'ü çözelim. 13 ne diyor bize? Bakalım 13 ne diyor bize? 2'den başlıyorum. İlk çalışmalar gösterdi ki 10.000 çocuktan 5'i hastalığa sahipti. Peki 1. Otizm muhtemelen daha yaygındır. Daha önce inanıldığından daha yaygındır demiş. İlk çalışmalar 10.000 çocukta 5 kişiyi göstermiş. Yaygınlık ve istatistik verdiği için 1 ile 2 birbirine paraleldir. Şimdi geldim 4. soruya. Erkek çocukları 5 çocuktan 4'ü 5 erkek çocukları 5/4 daha fazla kız çocuklarından bu hastalığı geliştirme riskine sahipmiş. Evet, bu hastalıkla ilgili genel bilgi veriyor olabilir. 4'te kalsın. Devam ediyorum. 3. Son zamanlarda belki de daha iyi bir tanımlama orta durumlardaki otizme düşünülüyor. Çok sayıda, yani 1000 çocuktan ikisi. Bak şurada demişti ya, daha yaygındır. Geçmişte düşünülenden, geçmişte 10.000'de kaç çocuktu? 5 çocuktu. Oran 1000'de 2'ye düştü. Evet, oranlama devam ettiği için 1, 2, 3 paralel. 4 biraz erkeklere döndüğü için gidebilir. 5'e bakalım. Cause of Rett Syndrome. Allah Allah. Hacı abi, canını yediğim. Rett Syndrome ne ya? Paragrafımın hiçbir yerinde sen bahsetmiyorsun. Otizm diye gidiyorsun. Geliyorsun 5'e, yeni bir konu açıyorsun. Oldu. Açarsan elerim. 5 yanlıştır. Şimdi geldik 14. soruya değerli dostlar. Bakalım 14. soru
bize neyi veriyor? Bakalım 14 neyi veriyor bize? Bakalım. Automation is possible whenever a process can be broken down into simple, repetitive procedures. Burada diyor ki otomatikleşme yani automation muhtemeldir. Ne zaman? Bir süreç daha basit ve daha tekrarlayan prosedür içine girdiğinde. Yani seri üretimden bahsediyor. 2. 1. Automation terimi makinalaşma ya da malzemeleşmelerin opera ettiği yani yönettiği çok az insan kontrolü olan işlemlere atıfta bulunuyor. Bir de de iki de de otomatikleşmeyi yani makinalaşmayı anlatıyor. Bu durumda dörde iniyoruz. Genellikle otomasyon kullanılır. Ne yapmak için? Göstermek için görevleri daha tehlikeli, sıkıcı ve insanlar yaparken mutsuz olduğu işleri yapıyormuş. Evet, otomasyonun ne olduğunu tanımladı. Dörtte de ne zaman insan az kullanılıyor, otomasyon çok kullanılıyor onu söylüyor. Dört çok bağlantılı. Bir robotu düşündüğümüzde robotun bir taşıyıcı kemeri varmış. Ve onları bir ürün içine taşırmış. Dem dedi yine. Ha, neyi taşıyor? Robota nereden geldik? Biz robottan değil. Robot özele inmiş. Özele. Robot çok özele inmiş. 1, 2, otomasyondan genel bilgi. 4, otomasyonun nerede kullanıldığı. 5, herhangi bir iş, insan çabasını ya da zamanını gerektiren herhangi bir iş. Ama çok az bilinçsiz düşün bir adaydır diyor otomasyon için diyor. Hani çok az bilinçli düşünceyi içeren iş bir otomasyon işidir. Yani insanların yaptığı hangi işleri otomasyonla yapabiliriz diyor. Ama biz bu soruda robota girdiğimiz için robotun bir taşıyıcı kemer olduğunu söyleyip onları taşıdığını söylediği için. Yani otomasyonu genelleşmeden özele aldığı için robot şıkkı elenir. C doğru cevaptır. Şimdi geldik 15. soruya. Bakalım 15. soru bize ne sormuş? 2'den başlıyorum. Breaking an object. Bir nesneyi kırmak, yani parçalar içine dökmek diğer bir örneğidir. Ve böylece bir değişiklik olur renk ya da şeklinde. Tamam. Bir maddeyi kırmanın diğer bir örnektir demiş. O zaman yukarıda da bir örnek vermesi lazım. Hani diğer bir örnek diyor ya. Yukarıda örnek vermiş ki diğeri desin. Sen hiç örnek vermeden diğer örnek der misin? Yoksa ilk örnek falan mı dersin? İlk örnek falan dersin. O zaman 2 doğru olabilmesi için bir de örnek lazım arkadaşlar. Bakıyorum. Changing from one state of matter to another. Bir maddenin bir diğerine dönüşmesi bir fiziksel değişiklik örneğidir. Maddeyi kırmak da diğer bir örnektir. 1 ve 2 değişiklik örneği vermiş bağlantılı. 1 ve 2 bağlantılıysa 4 ineriz. 4. Bir nesne farklı görülebilir fiziksel değişiklikten sonra. 4 de bağlantılı. 3. Biz biliyoruz ki hala daha büyük enerji üretilir. Ne yaparak? Atom nükleesini bir arada bağlayarak. Pardon, enerji üretmek mi? Atom mu? Ne alaka? Biz bir maddedeki değişiklikten bahsediyoruz. Enerjinin daha fazla üretilmesinden vesaireden hiç enerjiye girmedik. 5. Ama hiçbir yeni madde ortaya çıkmaz. Evet, diyor ki hani bir madde bir maddeden diğerine dönüşür. Ama yeni madde ortaya çıkmaz. 5 de bağlantılı. Ama 4'teki hani nükleer iki atomun birleşmesiyle daha fazla enerji üretilmesi vesaire konu fazlalığıdır. O yüzden 3 eleniyor değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 16. soruya. Bakalım 16. soru ne demiş? Huge ocean ships. Büyük okyanus gemileri. Liners diye adlandırılan denize açılmışlar. Öncelikle Atlantik Okyanusu'nda. Peki
Güzel. Okyanus insan taşımacılığının altın çağı 1920'den 2. Dünya Savaşı'na kadar süreçmiş. 1 ve 2 mantıklı. 3. 1 ve 2 uyumluysa 4'ü okuyorum. 4. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hava yolları gemilerin yerine yolcu taşımaya başladı okyanuslar üzerinde. Evet, olabilir. 3. Diğer ana taşımacılık şekli gemidir. Is the air cushioned vehicle? Yani hava üflemeli gemidir. Şimdi 3 de kalsın, 4 de kalsın. Bir de 5'e bakalım. Sonuç olarak passenger ships, yolcu gemileri became much smaller, daha küçüktür. Yaklaşık ortalama 200 tondur. Şimdi burada biz burada neyi eleyeceğiz? Şimdi bu soru çok güzel bir soru. Çok tehlikeli bir soru ama. Şimdi okyanus taşımacılığından bahsetmiş, gemiden bahsetmiş. Doğru mu? Doğru mu Erdem? Doğru. 2'ye geldik, yine gemiden bahsetmiş. 3'e geldik, yine gemiden bahsetmiş. 5'e geldik, yine gemiden bahsetmiş. Ama 4'te uçaktan bahsetmiş. Aslında ilk okuduğumda 1 gemi, 2 gemi, 3 gemi, 4'te de gemiler kalmadı artık diye bir şey söylemiş. 4'ü eleyemedim çünkü mantıklı geldi okuyunca. Ama 5'i okuyunca hala gemiden bahsettiğini gördüğümde 4 yanlış yerde bahsedilmiş. Eğer sen 4'e bunu bahsediyorsan uçakla ilgili de bir şey koyup kapatman lazım. Bir de bunun sonucu olarak, neyin sonucu olarak? Yolcu gemileri daha küçük olmuş diyerek gemi uçak kısmı sorumuzda eleniyor. Hepsi gemi, bir uçak olduğu için ve son tarafta gemiden bahsettiği için 4 orada okuduğunuzda mantıklı gelmesine rağmen paragrafın tam uyumuna baktığımızda ne oluyor değerli arkadaşlar? Yanlış seçenek olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi geldik 17. sorumuza. Bakalım 17. soru bize ne yapmış ve daha ne söylemiş? 2. Bazı bilim adamları yeni bir molekül test ediyorlar. Bu molekül bakterinin yayılmasını durduruyor. Molekül bakterileri öldürmek yerine. Tamam. Yeni bir molekülden bahsediyor. 1. Antibiyotikler birkaç şekilde mikropları durdurur. Arkadaşlar 1 ve 2 uyumsuz. Neden? Sen mikropları bakterileri durduran antibiyotiklerden bahsediyorsun yoksa bilim adamlarının yeni bulduğu bir molekülden bahsediyorsun? 1 ve 2 uyumsuz. 1 ve 2 uyumsuz olduğunda 3'e göre 1 ya da 2 yanlış. 3 okuyorum şimdi. Çoğu zaman onlar, çocuklar, onlar denen şey antibiyotiklerdir. Yeni bir molekül it'tir. Eğer üçüncü cümle it diye başlasaydı bir yanlıştı. Üçüncü cümle they diye başladığı için antibiyotikler diye karşılık geldiği için 2'deki yeni molekülden daha sonra hiç bahsedilmemiştir. Bu yüzden Bursa şıkkı doğru cevaptır 17. soruda. Şimdi geldik 18. soruya değerli arkadaşlar. Bakalım 18 ne demiş? 2'den başlıyorum. Kral emretmiş Beck'e ve wanted to hear him play. Onun çalmasını istemiş. Peki. Baştan. 1747 yılında Beck Postma seyahat etmiş. Niçin? Onun oğlunu yani Karl'ı Philip Emanuel'i ziyaret etmek için. Emanuel bir müzisyenmiş.
Frederick Prussia'nın 2'nin orada, yani onun alanında, onun yerinde bir müzisyenmiş. Ben burada şunu anlıyorum. Beck diye bir adam var, bu Potsdam'a gidiyor. Bunun bir oğlu var, adı Philip Emmanuel. Bu Emmanuel de bir müzikçiymiş orada. Kral da Beck'ten, yani babadan oğlunun çalmasını istiyor. 1 ve 2 kesinlikle uyumlu. 4'e iniyorum. Beck geri döndüğünde neye? Leipzig'e. Yani oğlunu ziyaret etti, geri döndü. He repaid the royal friendship by composing the musical offering based on the king's theme and dedicating it to the king. O bir ne yapmış arkadaşlar? Royal bir ekip kurmuş, bir müzik bestelemişler. Kral temasına bağlı ve bunu krallarına sunmuşlar. Peki, olabilir. 3. To the King's Delight Back. İşte kralın adına yapılan müzik bir melodi çalmış. Kralın hani çal dediği melodiyi çalmış. Mantıklı. 5. 10 yaşında Beck, kimdi bu Beck? Baba. Niye sen babanın 10 yaşındaki haline dönüyorsun çocuğum? Hayır, hayırdır yani? Niye babaya 10 yaşında dönüyorsun? Yetim bırakılmış ve onun abisiyle yaşamış burada. Şimdi bak, Beck baba, Beck oğlunu ziyaret etmeye gidiyor, oğlunu ziyaret ediyor, müzik çalıyormuş oğlu bilmem nerede, kral ondan müzik çalmasını istemiş falan filan. Geliyorsun sen babanın yaşam hikayesini anlatıyorsun, hem de M5'te. Ne alaka? 5 eleniyor değerli arkadaşlar. 18. Şimdi 19'a geçmeden size bir uyarıda bulunacağım. Farkındaysanız ben bu soruları çözerken tamamen çevirmiyorum. Neden tamamen çevirmiyorum? Çünkü tamamen çevirerek herkes çözer. Ve sizlerin tamamen çeviremeyeceğinizin farkındayım. Okurken size bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Çünkü kimse başka, hiç kimse bu soruları benim anlattığım yöntemlerin dışında yazamaz. Mutlaka bu sorularda bizler yanlış bir yer koyabilmek için benim size anlattığım bakış açılarından soru yazarız. O yüzden bu bakış açılarından yazdığımız sorulardan dolayı size anlattığım şeyler tam çeviri yaptırmadan nokta atışı. O yüzden değerli dostlar, bu videoları izlerken benim 2'den 1'e bununla alakalı uyum sağlamaya, kronolojik hataya, işte özne tutmazlığına, konu değişmişliğine nasıl baktığımı iyi dinleyin. 19. sorudayız. Tam çeviriye gerek olmadan. Tabii ki çevireceksin. Çevirisiz hiçbir şey olmaz. Ama kuru kuru çevirirsen de, Amerikalı da olsan bu soruları çözemezsin. İngiltere'nin bağrında da doğsan bu soruları çözemezsin. Nasıl biz ALES'te Türkçe sorularını çözemiyorsak, İngilizler de bu soruları, bu bakış açılarını kazanmadan çözemezler. Çözerler, bizden iyi çözerler ama fulleyemezler. Aynı Türklerin Türkçeyi çözdüğü gibi geniş, kuru kuru okumak yok arkadaşlar. Geldik 19. 2. Bu crimes, cinayetler, yukarıda cinayet verecek. Genellikle cezalandırılıyor şiddetli bir şekilde. Çünkü kurban yaralanır ya da öldürülür. Yukarıda cinayet vermesi lazım. İnsanlara karşı yapılan cinayetler içerir şiddet davranışlarını. Cinayet, işte kidnapping, kaçırma vesaire vesaire. Bu cinayetler demiş. 1 ve 2 bağlantılı. 1 ve 2 bağlantılı olduğunda 4'e iniyoruz. İndim. Kriminolojist, işte bu olay yeri bakan insanlar çok zaman harcarlarmış. Anlamak için neyi, neden suçlular suç işliyor? Evet, uyumlu dursun. 3. Paraya, mala, mülke karşı yapılan cinayetler, hırsızlık, soygun, otomobil kaçakçılığı vardır demiş. Şimdi burada bir sıkıntı var. Bir de öldürme, kaçırma gibi cinayetlerden,
İkide de hırsızlık gibi, otomobil kaçakçılığı gibi suçlardan bahsediyor. Dörde geliyor, neden bunlar bunu işliyor? Şimdi bir iki kesin doğru da 3 ve 4 farklı şeylerden bahsediyor. 3 hırsızlıktan vesaireden, 4 ise değerli arkadaşlar neden hani kriminolog olay yeri inceleme ekipleri neden cinayet işliyor diyor. 3 ya da 4 uyumlu, 3 ya da 4 biri gidecek ama hangisi gidecek? 3 mü 4 mü? 5'e göre belli olacak. Geldik 5'e göre. The punishment for these crimes. These crimes diyor ya, bu cinayetlere verilen ceza. Maybe less severe, daha az şiddetli olabilir. Çünkü onlar yaralamaz, öldürmez. O zaman 3 ile 5 uyumlu, 4 gidiyor. Şimdi bir de insan öldürmelerde ceza daha fazla diyor. 3'te hırsızlıkta diyor, yaralama öldürme olmadığı için ceza daha az diyor. Yani kriminologların neden inceleme yaptığını verdiği bilgi çok az ve yetersiz bir bilgi. Bu yüzden 19'da elenen şık 4. Geldik şimdi 20'ye değerli dostlar. Bakalım 20 bize neyi vermiş? Yine 2'den başlıyorum. Ancak su kaynaklarının kirletilmesini durdurmak için yapılan mücadeleler vardır. Ancak su kirletiminin durdurmak için yapılan mücadeleler vardır. Ancak şimdi ancak dikkat et. İnsanoğlunun doğal su kullanımı yüzyıllardır arttı. Ancak kirli suyu durdurmak için çalışmalar vardır. Şimdi su kullanımı arttığıyla ancak deyip de hani mücadeleler vardır suyun kirliliğini engellemek için, farklı konular. Doğal suyu insanoğlunun kullanımı yüzyıllardır arttı. Ancak kirli suyu temizlemek için durdurmak için çabalar veriliyor. Şimdi kirli suyla ilgili bir şey bahsedilmemiş ki. Yani ikideki ancak birle bağlanmıyor. Bu durumda hadi diyelim biri yanlış. Bire yanlış dersen ikiyle başlar cümle. Ama hiçbir paragraf ancak diye başlamaz. Neden? İlk paragraf ancak böyle oldu. Nancak böyle oldu. Hani ancak ne? Neye ancak? Bu yüzden bir doğru, iki yanlış. Sebep? İki ile cümle başlamaz. Ancak dediği zıtlık, suyun kullanımının kirliliğini engellemek için çabalar veriliyor. Burada doğal su kullanımı arttı. Doğal su kullanımı pozitif bir şey. Kirli suyu kullanmak için, kullanmayı durdurmak için yapılan çalıştırmalar pozitif bir şey. İki pozitif yargılıyı sen zıtlık bağlayıcıyla bağlayamazsın. O yüzden Bursa yanlış cevaptır. Şimdi geldik 21'e. Bakalım çözelim 21'i. Diyor ki, onun araştırması his kim? Yukarıda his var mı? Var. Kim o? Biographer. Onun araştırmacısı. 1 ve 2 bağlantılı. 4'e indim. Her çeşit Amerikalı bir otobiyografi yazmıştır. Konu değişti. Biz 1 ve 2'de biyograficiden, 4'te hem Amerikalı'ya indik hem de otobiyografiye indik. Niye alım Amerikalı'ya? Diğer yerlerde Amerikalı'dan bahsetmiyor ve otobiyografiden bahsetmiyorsa 4 yanlış. 3. Bazen detaylı olabilir, bazen mi olabilir? Bu görevle vesaire vesaire. Evet, 4 elenir. Çünkü bizim paragrafımız biyografiyle alakalı. Genel bir bilgi veriyor. Amerikalı özel, bir de otobiyografiye gerek yok. 4 yanlıştır. 22 ve son soru. Bakalım 22 ne demiş? Çözelim 22'yi. 2'den başlıyorum. Ancak Amerika'da sadece
10 milyondan daha fazla yetişkin, yaklaşık olarak 5 milyon çocuk astımaya sahiptir. Yanlış başladım. 3'ten başladım. Pardon. Özür dilerim. Sil başa gel. 2'den başlıyorum. Yerine attacks are brought on by a variety of triggers. Bu atakların çeşitli tetikleyicileri varmış. Tek başına hareket eden ya da bir kombinasyon içerisinde hareket eden tetikleyiciler varmış. Astımanın tek bir sebebi yoktur. Bunun yerine tek başına hareket eden tetikleyici ve bunların kombinasyonları varmış. Evet, 1 ve 2 uyumlu. Niye 1 ve 2 uyumlu? Çünkü astımanın tek bir sebebi yoktur diyor. Aşağıda da birden fazla sebepleri vardır diyor. 1 2 uyumluysa 4'ü okuyoruz. Çoğu insanda ataklar alerjik reaksiyonlar ortaya çıkartır. Alerjik reaksiyonlara, yani polene, toza, çimene, hayvan pisliğine, suya, diğer alerjilere karşı astıma çıkarmış. 4 mantıklı. 3'e bakalım. Ancak Amerika'da 10 milyon adulttan daha fazlası ve yaklaşık 5 milyon çocuk astımaya sahiptir. Tetikleyiciden bahsetmiyor ki. Diğer tetikleyiciler sigara dumanı, hava kirliliği, viral enfeksiyonlar, üşüme, fiziksel egzersizler. Şimdi 1. Astımanın tek sebebi yoktur. 2. Birden fazla sebebi vardır. Tek başına olabilir, kombinasyonda olabilir. 4. Çok sayıda alerjik tepkimeler olabilir. 5. Diğer tetikleyiciler dumandır, sigaradır. 3. Bana ne Amerika'daki 10 milyon adultın astıma hastalığına sahip olması. Bir de ancak sahiptir diyor. Ancak sahiptir. 10 milyon kişinin astımaya sebep sahip olması negatif bir şeydir. Ancak zıtlık bağlacı olduğu için burada pozitif bir şey verecek. Konu astımaya sahip olan insanlarla alakalı değil. Tetikleyicilerle alakalı. Tetikleyicilerle alakalı. O yüzden 3 elenmektedir değerli dostlar. Evet, kitabımızdaki bu bölümün sorularını bitirmiş bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Lütfen 22 sorunun çözüm videosunu izlemeden 82. videoda bu soruların nasıl çözülmesiyle ilgili gerekli anlattığım videoyu izleyin. Sonra kitabımızdaki diğer testleri hemen çözün. Testleri hemen çözdükten sonra çözemediklerinizi ÖABT İngilizce Hakkı Hoca Soru Çözüm Portalı'na ya da Bosporus İngilizce Hakkı Soru Çözüm Portalı'na yükleyin ki orada çözemediklerini biz de tekrar çözelim. Yine bu kitaptan soru çözmeye devam edeceğiz. Uzun zaman sonra videolar karşısına geçmeyi özlemişiz ama cemileşmişiz gibime geliyor. Saygılar, sevgiler sunuyorum değerli dostlar. Allah'a emanet olun.